Sen kuzum bastı gitti. Kaç zamanda toparlarsın? Ben şöyle düşünüyorum. Böyle eskisi gibi olmaz hiçbir şey bir daha bence. Benim için. Hiç mi toparlayamazsın? Toparlarım da. Ne kadar zamanda işte? İşte hiç eskisi gibi olmam bence bir daha. Keyfim kaçar yani. Allah sen bana bir zaman ver. 5-6 yıl en az bence. Yuh. Tabii ya. Deli misin oğlum? O kadar bir adam değil, saçmalama ya. Sen çok tatlısın. Gözünü de büyütme bu kadar ya. 6 sene ne yapalım? Zaten 60 sene yaşıyorsun. Saçmalama ya. Düşünsene şimdi ayrılsan 2028'e kadar böyle duruyor. Hanımlar, beyler. Bendeniz Mesut Süre. İlişki testi alkışlarla başlıyor. Burası Trump sahne. Haydi bakalım. Hırınca hırç. Son koltuğa kadar dolu yavrum benim. Hoş geldiniz sevgili Asuman, sevgili Gökhan. Hoş bulduk. Kaç senelik bir ilişki bu? 6. 6 sene. 6. Nerede tanıştınız Gökhan'cığım? Kongrede tanıştık. Tamam. Esasında ben Asuman'ın ev arkadaşını tanıyordum. Ev arkadaşı arkadaşımdı benim. Tamam. Sonra Asuman'ı gördüm. Birkaç kere Twitter'dan yazdım ona. Fakat iyi niyetli bir yazma değildi o aslında. Neydi yani... niyetin? Şimdi öğrenciydik o dönemlerde. Öğrenciydik. Kafamıza vurdu. Buramıza geldi tabii. Birkaç şeyler içip Twitter'dan yürümeye çalıştım esasında durum. Sen hissettin mi bu yürümeyi kuzucuğum? Tabii canım yani şüpheye. Tabii abi. Fotoğraf attı ya. Yok şöyle pis mesela. İstanbul'a gelmiş. Ben Edirne'deydim o zaman. Tamam. Tatil. İstanbul'a gelmiş. Mesaj. Tatlım ev boş işte gelsene falan. Daha tanışmadan. Tabii o zaman farklı şehirlerde okuduğumuz için. Yani yüz yüze kongreden sonra mı oluyor bunlar? Evet. Kongrede tanıştınız. İkinci olarak sen tatlım ev boş mu yazdın? Hayır ondan önce birkaç kere denedim. Neyi? Dükkan boş. Ne denedin? Her yer boş diye yazıyor. Tamam. Ne denedin? Arkadaş olmayı. Hocam rica ederim bunu arkadaşlıkla açıklayamayız. Sen ne cevap verdin tatlım ev boş yazınca? Ya şimdi tabii böyle yaklaşınca saçma sapan iş. Aslında ben hoşlanıyorum ondan. Gözüm onda yani. Hani tweet atarken falan işte yalnızlık mevzu falan vardı o zaman. Ona gönderme olsun diye bir şeyler yazıyordum. Bizim tamam. Bir sürü etabımız var. Twitter etabı var. Kongre etabı var. Bunlarda hep biz birbirimize yürüyoruz. Ama Gökhan pis yazdığı için... Ben hani hiç şey yapmıyorum. Oralı olmuyorum. Sen dur yani. Senin tarzın mı bu Gökhan? Hayır aslında değil. O zamanlar yani ciddi bir şey istemiyordum öyle söyleyeyim. Tamam. Ben de hoşlanıyordum. Bu gülüşe ne gerek var şu an? Çok anlamsız bir yerde neye güldüğü de belli değil. Tamam. Hani hakikaten iyi ki de cevap vermiyordu bana o şekilde. Sonrasında hani bu şekilde böyle bir ilişkimiz olamaz. Sen öyle DM'ler atıyor muydun başkalarına? 2 sene sürdü bu arada yani ara ara. Ara ara şey mi? 3 ayda bir, 5 ayda bir ben deniyordum. Şey mi ama mesela atıyorum Florya'da ev boş. Üsküdar o ev boş. Hep böyle mi yani? Bir ev boşaldığında hemen mi yani? Tam o kadar değil yani. Farklı konu başlıkları farklı. Biraz ama akıllıca şeyler mi var? Şey yani. Bu ne? İşte. Bu galiba şey. Hani niyet sevgili. Bir sevişsek bu. Niyet sevgili olalım değil o zaman. Anladım. Ben de biraz böyle dürtüyordum. Hani ben sevgili olmak istiyorum. Hoşlanıyorum adamdan yani. Sonra ne oldu da döndü iş buraya? İlk flörtöz buluşma neredeydi? Şöyle. Ben Urfa'ya gittim. Bir kongre vardı. Tamam. Yine Asuman'ın ev arkadaşı. ...ile irtibata geçtim. Şimdi hani oturup bir şeyler içelim, bir yemek yiyelim falan. Biliyorum Asuman da gelecek çünkü. Sonra gittik oturduk. Orada birazcık sohbet etme şansımız oldu. Daha derin esasında hani. Urfa'da? Urfa'da. İlk flörtöz buluşma Urfa'da mıydı? Evet. Elle tutuşuldu mu orada? 2 sene geçti bu arada onun üstünden. Bizim ilk tanışmamızın üstünden. Tamam. Hayır bu öyle değil. Yok. Sevgili olmadık. Elle falan tutuşmadık orada. Tamam sakin okey tamam. Nerede tutuştunuz elleri? İlk flörtöz buluşma neredeydi? O bizim evdeydi. Ha. Çünkü uzaktan ilişki yaşıyorduk ya. Nihayet bir eve gidildi. Gittim. Sen mi gittin hocam? Ben gittim. O zaman Asuman sana yazdı ev boş diye. Bir anda yer değiştirmişler. Yok öyle olmadı. Ben
artık dedim ki hani yürümeler bitmiyor yani. Kaç senedir bölük pörçük. Ne onun hayatına kimse giriyor ne benim hayatıma kimse giriyor. Anladım. Saçma sapan bir durum var yani. Ne güzel anlatıyorsunuz ikiniz de bu arada ha, açık açık. Valla nefis. Yani sevgili olacaksak olalım şeklinde bir konuşma döndü aramızda. Evde. Yok, onu ben yaptım artık. Yeter dedim yani. Gel eve dedin. Dedin mi? Şimdi sevgili olmaya karar verdik. Tamam. Ne yapacağız? Urfa'da buluşacağız, biz de buluşacağız. Tamam. Mecburen. Bunda bir şey yok ya. Tabii. Tamam. Ha, ben böyle ev demiyorum yani. Ama gelmiş adam. Tabii. O gün öpüşüldü mü? Öpüşüldü. Ne hissettin hocam o gün? Utkan oldun mu? Ulan ne güzel kullandın. Ben yeni öğrendim ya. Utkan mı? Evet, Utkan. Utkan. Evet. O ne lan öyle? İsmi? Taşımacılık gibi, Utkan taşımacılık. Ne demek Utkan? Amacına ulaşmış, hedefine ulaşmış. Hedefine ulaşmış anlamında. Evet, Utku kökünden gelen bir isim. Utkusuna ulaşmış anlamında. Utkan. Tek galiba Türkiye'de. Başka var mı? Ben iki tane daha gördüm. Öyle mi? Başka da olduğunu düşünmüyorum, aynen. Şimdi öğrendim. Hocam demek ki sen buralarda kullanılıyorsun ha. Aa, sonra gittim Utkan oldu diyor. Allah Allah. Baran burayı koyalım. Önüne mi koyacağız? Çok saçma oldu. Durduk yere Utkan diyorum deli gibi. Video başındaki de anlamaz değil mi sikim? Utkan oldu diyor. Aa, herkes gülüyor filan. Sevgili olundu. Evet. İlk mesela bir şeyine gıcık oldun mu? İlk buluşmada ikimiz de çok heyecanlıydı. Vallahi. Tabii. Ondan sonra ev arkadaşımın küçük bir vodkası vardı hatta. Onu içtik anca elimizin ayağımızın titremesi geçti falan. İlk buluşmaya ama o zaman çok sene sürdü çünkü bu. Tabii. Eliniz ayağınız mı titredi ya? Büyüdü de gözümüzde. Aşktan. Tabii. Ciddi misiniz ya? Büyüdü gözümüzde. İki sene ulaşamadık birbirimize belli ki. Benden dolayı aslında yani. Benden dolayı. O sırada senin hayatına birileri girdi mi? Ufak çaplı olabilir. Ne oldu içine kaçtı sesi? Cayır şeyi anlatan adam böyle yaptı. Azalarak bir ses oldu ya. Ne oldu da belli değil. Ne dedin az önce? Ufak çaplı oldu evet. Ufak çaplı. Evet. Senin kızıcığım o iki senelik zaman zarfında hayatında birileri girdi mi? Oldu. Ufak tefek oldu. Ufak tefek ne demek arkadaşlar? Kısa süreli mi? Kısa süreli. Yoksa böyle cüce cüce insanlar mı ufak? Ooo sert şaka. Evlenme teklifini hangimiz etti? Ben. Nerede ettin hocam? Edirne'de. Anlat duysunlar. Ne yaptın? Biz ayrıydık. Ayrı mıydınız? Ayrıydık. Küstünüz. Ayrıydık. Ayrılmıştım. Tamam. Adana'daydım. Edirne dedin daha demin. Teklif Edirne'de ettim. Adana'daydım ben o sırada. Tamam. Sonra doğum günü geliyordu 16 Nisan'a. Tamamen bitmişti ama ilişkimiz. Yapma ya. 3 aydır falan görüşmüyorduk. Okula öyle mi? Falan da bitmişti. Kaçıncı yılda oluyor bu? 3 ya da 2. 2. Tamam. İkinci. Yani ikinci yılın sonunda net bir ayrılık yaşadınız. Evet. Şimdi teklife gelir siktir et. Kim ayrıldı? Ben ayrıldım. Neden? Ben ayrıldım. Haydi! Sen mi ayrıldın? Ben ayrıldım. Ne için ayrıldın? Ne dedi? Ne için ayrıldın diyor. Şimdi yüzleşiyorlar. İlişki testi mi? Ne için ayrıldın? Gökhan'cığım. Ki öyle tek bir sebebi yoktu şimdi. Ben sen... ayrıldım. Ne? Hangisini diyorsun? Son ayrıldım. Hangisini? Kaç defa ayrıldınız oğlum siz? Birkaç kere oldu. Ben öyle ayrıldım mi? Ben. Hangisi ama şimdi ben son Urfa'dan Edirne'yi. Adana'yı... Evlilik teklifinden hemen önceki ayrılış benim ayrılışım. Ben Urfa'dan Adana'ya gittiğim sıra değil mi? Evet. Hiçbir şey anlamıyoruz şu an. Kim ayrılmış yani? Ben. Bence ben. Yanlış hatırlıyorum. Ya sen, ben şimdi bunu söyleyince hatırlayacak. Tamam. Oo. geliyor. Sebep geliyor. Şimdi Gökhan'la biz konuşuyorduk. Geleceğe dair. Okullarımız bitiyor. Hani ne yapacağız, ne edeceğiz? Ben de dedim ki, Gökhan dedim. İstanbul'a gidelim. Bizim işimiz İstanbul'da. Ne Edirne'ye gidelim, ne Adana'ya gidelim. Orada artık beraber tamam, yaşayalım. Tamam. Hatırla, benimki ondan önceki. Adam bir boku hatırlar, yediği bir boku. Farkında mıyız? Tamam, anlatma, tamam. Hayır, anlat size. Anlat. Hoca. Öyle bir şey değil, yok. Tamam. Benimki öncekiymiş. Tamam. Buyurun. Bana dedi ki, ben seninle bir gelecek görmüyorum Asum. Doğru. Gökhan'cığım bu lafı ettin mi? Ettim. Gelişine kaçtı. İttim. E'ler de kapandı. İttim. İttim. Öyle mi? Evet. Neden?
Öyle mi hissettin? Olabilir ya. Hayır, öyle hissetmedim. Tamamen bir anksiyeteydi o. Ya ben böyle yalan duymadım hayatımda. Öyle hissetmedim. Ağzım kendi karar verdi, söyledi. Beynim de demedi ona öyle dedi diye. Ağzımdan çıkıverdi. O zaman 3 ay sonra gidip evlenme teklif etmezsin sonra. Bana şu an yükselemezsin böyle, sinirlenemezsin bana. Bu çocuğun var mı şaka öfke problemi ha? 3 ay sonra kötelek kim etti teklif? Sen bu laftan sonra mı ayrıldın kuzucuğum? Tabii dedim o zaman. Doğru. Yani. Hani mevzu evlilik falan değil yani. Ben seni geleceğimde göremiyorum. Ayıp bir şey. Ağır bir lafmış ama o da diyor ki o anda ağzımdan çıkıverdi. Onun ödü koptu evlilikten. Vallahi. Biz gideceğiz, evet, orada evet, hemen evleneceğiz. Hayatı bitecek, öyle sandı o. Gerçekten bir anksiyete. Bitti mi hayat yani evlenince? Yok, hayat başladı ya. Gerçekten. Vallahi. Evet, evet. Güzelmiş yani evlilik. Çok güzel tabii. Nerede? Ya eksileri, negatif tarafları da var, pozitif tarafları da var. İlişki testine bak. Ne sorduğum belli değil. Kafalarına göre cevap veriyorlar. Edirne'ye gel bakayım. Teklifi nerede ettin? Şöyle. Doğum günüydü. Asuman dedim ben geliyorum dedim. İşte nereye geliyorsun dedi. Biz ayrıyız Gökhan falan dedi. Ya dedim geleceğim ben. Ne olacaksa olsun dedim. Geliyorum ben dedim. Yani barışmak istiyorum falan dedim. İyi gel Gökhan dedi. Hani beni hani bıraktığın gibi bulamazsın dedi. Güzel. İyi dedim. Ne demek istedin burada? Yani olmaz artık. Yormayalım birbirimizi. Dedim. Ama görüşelim tabii. Onca zamanın hatırı vardı. Ama yine düşündüm. Seviyor muydun bu adamı? Ya seviyordum tabii. Ben çok seviyorum kocamı. Tamam tamam. Yine de sevilmeyecek adam değil. Sev. Tamam. Ben oraya giderken henüz barışmış değiliz biz. Tamam. Doğum günü de var. Bir sürpriz yapacağım niyetiyle. Onu anlamıştır zaten. Biraz gezelim Edirne'yi. Akşama doğru bir otele gidelim. Güzel bir yemek yiyelim falan. Orada hani pasta geldi, bir şey geldi, bir hediye etti. Bir de arkadaşlarından, üniversitedeki arkadaşlarından bir video hazırlattım kendisine. Tamam. Hani Asuman doğum günün kutlu olsun diye hocaları, arkadaşları böyle bir kolaj yaptım. Onu izlettim. Çok mutlu oldu. Alkışladı. Bir şeyler bir şeyler. Ondan sonra diz çöktüm. Hani biz daha tekrar sevgili olmadık. Benim red yeme ihtimalim çok yüksekti aslında. Evet. Sen kızım şaşırdın mı teklife? Ben şok oldum yani. Hiç böyle bir şey. Gözlerin dolmuştur. Ağladım zaten. Vallahi. Tabii. Evet dedin mi? Dedim, hemen dedim. Lan cayar mayar. Daha böyle dizi yere değmedi ben evet dediğimde. Hemen mi evet dedin? Hemen evet dedim. Ne tatlısın. Düğün nasıl düğün? Çok eğlenceliydi. Çok eğlenceli. Neredeydi düğün? Hem Edirne'de hem Adana'daydı. Bana! İki tane böyle karakteri olan şehrimiz yani. Evet. Hakikaten farklı farklı. Edirne'de düğün şarkınız neydi? Hareketli bir şarkıydı. Sen seç bir. Hareketli mi? Aşağı yukarı 1 milyara indirdik. İhtimal sayısını. Hareketli şarkı diyor. Yerli mi yabancı mı? Gavur şarkısı evet. Ben hatırlamıyorum. Adana'dakini hatırlıyorum. Neydi? Jason Mraz. I'm Yours. Mırıldan bakayım. I am yours. Seninim. Bu mu? Bu. Daha bizim ağzıma caz yapıyor. Şimdi yine bir çırpınma zamanı. Cambly bağlantımız var. Hello. Hi, how are you? Thank you. You are very beautiful again. Thank you. And your hair is different. Oh, it's in a ponytail. Oğlum çok güzel ya. Buraları da bilmiyorum, koyalım mı? Ayıp da olur şimdi sponsor ama. Now, you know me, I know you. It's a couple show. And some question I will ask you, and go. Okay. We will go. Okay. Let's start. Now, have you ever, darling? Have I ever? Now, now. Have you? Have it? Tam ne dedim ben? Ha, sevgilin var mı de bakayım. You have a darling. Ulan tamam. You have a darling? No. How many times? Yok. How far? How long? How long time? Lan!
İngilizceye sinirlendim ya şu an. Kendime sinirlendim ya. Abi şimdi sen bana de ki ne kadar zamandır ilişkiniz yok diyeceğim ben. How long have you been... You don't tamam, have... kolay girsin bende. How long have you been no darling? Like one year. It's very surprised for me because everybody fall in love with you. Really? Yeah, really? Peki o ilişkin kaç zamanlıktı diye soracağım şimdi. Ha, your old relationship. How old? Anlayamadı. Sanki ben anlatayım. Bu kızın da İngilizcesi yok be. Vallahi o kadar güzel gelmiyor şu an bana, yeminle bak. Anlayamıyor ya. Son ilişkin ne kadarlıktı diye soracağım. Your last relationship. Ben de öyle dedim. Old dedim. Oo tamam. Your last relationship. How long? Time. Anlar ya. Your your last relationship. How long? Risk almıyorum. How long diyorum. How long? 2 years. 2 years. Huh. Yes. This man, what's his job? He was a student. He had no job. Student mı? Yeah. Your student. No. Economy student. Neymiş? Ekonomist. Student dedi. Ekonomi öğrencisi. Only physically, you give point this man from 1 to 10. Okay. Probably 10. 10? Yes. Handsome boy. Yeah. You are 10. I'm 10. Yes. Definitely, certainly, absolutely 10. Okay. Yes. Heyecanlıyım şu an. Şimdi, bir öğrendik. Adam 10. İlişkiler 2 sene sürmüş. Neden ayrıldı? Dur, kim ayrıldı diye soracağım. Separate mi ayrılmak? Who broke up? Ne? Who broke up? I broke up. I left him. Why? I want to travel. I came to Turkey and he didn't want to travel. Türkiye'ye mi gelmiş? Gelmek istememiş erkek arkadaş. Now you are Turkey? Now? Yes, I'm in Antalya. Antalya? Yes. İşte. Lan. Aa! Ben bayağı şeyle yani Colorado'yla konuşuyoruz diye rahatım. Antalya is near Istanbul. Uçakla 1 saat. 1 hour only. With plane and... Okay. Now, ne zamandır Antalya'dasın diye soracağım. How long have you been... Sen de hep aynı. How long have you... Solundan papağan gibi. How long have you... Ne sorsam how long have you birader? O kadarını biz de deriz. Değişik soru. Öğreteceğiz insanlara. Kalıbı değiştir. Öğretene bak. When did you come to Turkey? 2 weeks ago. 2 weeks ago. When will you go from Turkey? Ben niye muhabbet kuşu gibi oldum lan? Fenerbahçe. Buyurun. In December, I'm leaving. December? Istanbul. Aralık'ta? Yeah. Var daha ya. Okay. Antalya oyunumuz var bizim? Baran, ben baktım. Koyalım ya bir ilişki testi. Yine Campbell'i alalım, gelsin. Baran. Yani hayat. Hadi son bir şeyle bitirelim artık. Çok güzel konuştuk ya. Kim ayrıldı? Ha, niye ayrıldı? O gezmek istemiyordu. Evet. Ha. You have a travel. You like travel. Yes. You are traveler. Yeah. I am traveler too. You're single? Single. I am single ever. Well then. From Big Bang. Oo güldü. Yaptım şakayı İngilizce ha. Vurdum şakayı.
Abi işte İngilizce çat pat olsa, aklın çalışıyorsa şak. Yes, yes, I am single but it's not important. Okay. Because you are a teacher, now it's Cambly. And ne diyorum acaba? Keşke buluşsak diyemem ki, şu an yayınlayamayız yani. Son bir şey soracağım. Tamam mı? Artık son. Ayrılmış. Gezmiyor, adam gezmiyormuş falan filan. Ha, bir tane cümle söylesin adamın arkasından. Tek bir cümle. Now, only one sentence. Gel oradan yine. Bu sefer sen have you ever diyeme diye başka bir soruyorum yemin ediyorum. Beni böyle delirttin soldan soldan. Have you ever, have you ever. Kadına mı odaklanayım? Sana mı bakayım, anlamadım ben. Have you ever'miş. Ne diyecektim lan? Bak, unuttum ben. Sentence ha. Only one sentence. Arkasından. Behind mi arkası? İyice. Götünden gibi olacak. Ne arkasından? Behind his back. Ha. About your last relationship. Only one sentence to the man. Only one sentence. Your last. Ne dedi? Posta koy. Devam et dedi. Ha, I agree with you. This man is stupid. Hoş... Thank you. Ne demek? Hoşuna da gitti adam, aptal dedim. Thank you diyor. İşte bu. Odessa, nice to meet you again. Nice again. When you come to Cambly in relationship, our program, it's very good, always. Aw, thank you for having me. Kocaman alkış hocamıza. Thank you very much. Thank you. Hanımlar, beyler. Cambly'de yılın en büyük indirimi var. Tam %60 indirim var. Hem de ilk ders ücretsiz. Kendinize yatırım yapın. Şu durumlara düşmeyin aslanlar. Kız istemeyi anlat bakayım acık. Evet, kız istemedi. Ben yine gergindim. Ben böyle şeylerde çok geriliyorum. Hayatımın böyle önemli zamanlarında bir anksiyete krizlerine giriyorum. Bir anksiyetem oluyor. Hı-hı. İşte üniversitede, yeni bir işe girerken, evlenirken kız istemedi falan. Çok gergindim ben. Sen anlat işte. Diyor ki, midem böyle oldu Asuman diyor. Mesela onun o şeydir. Ben o zaman anlarım ki çok hani... Heyecanlanmış. Evet. Kim neden gittiniz kız istemeye? Babam, annem, amcam, ben, teyzelerim, dayım. Komple araba tutmuşlar. Kaç gelmiş. Kişi gittiniz lan eve? Minibüsle gelmişler. 15. Minibüsle? 15 kişi. 15 kişi gittiniz. Evet. Çok ya. Halam falan. Ev, yer var mıydı o kadar? Vardı. Böyle zamanlarda mesela yer kalmayınca dayımayı saçma sapan yerde merde oturuyor. Kaldı böyle dışarıda kalan kimse? Otelde, babam gibi otelde kaldı. Ha, gece kalmaktan bahsetmiyorum. Kızı isterken, otururken yer var mıydı yani herkese? Yoktu. Ne yaptı bir kısmı? Teyzelerim böyle bir kısmı. Benim 6 tane teyzem var. 7 tane. 6 tane teyzem var. Dışarıdan izlediler böyle. Nereden dışarıdan? Kapıdan yani. Gerçekten? Sığmadı. Anladım. Hakim miymiş baban? Konya'ya hemen girdi böyle kolay kolay. Benim babam da gergin böyle. Bu arada benim babam müzisyen, sahneye çıkan insan. Ben de yanında sahneye çıkıyordum. Yani böyle şey ortamları biliriz. Ama bu tarz durumlarda geriliyoruz. Babam da böyle. Böyle bir kasınmalar, gerilmeler oldu. Ne yapıyor baban sahneye çıkıyor da? Piyanist şantör. Piyanist şantör? Aa! Evet. Ne güzel. Ne, beyefendinin adı ne? Güven. Bir soyadı da vardır. Öz. Ha? Öz. Güven Öz. Şu an aktif mi? Emekli oldu. Piyanistlikten. Evet. Değişikti mi yani? Piyanist şantörlükten emekli olmuş. Ne güzel abi. Sen o zaman ortamlarda büyüdün. Sahne adı Güven Öz. Güven Öz'ü sağlam ya hani. Gerçek adı ne? Utkan abi diye. Bence o Utkan'ı koyma, böyle salak salak konuşalım bütün program. Abine Utkan diyor. Seni var ya ünlü ettim ha. Normal adı ne? Soyadı Özü Sağlam, onu kısaltıyor yani. Ha, Güven Özü Sağlam, Güven Öz. E tabi. Ha, ben demin yorum yapıyorsun zannettim Özü Sağlam derken. Babamın Özü Sağlam filan dedi. Ben de babasını övüyor. Size de öyle geldi mi açık? Gelmemiş herkes. Yok be abi, sen anlamadın ya. Uyku kültürünüz aynı mı? Aynı saatte mi yatağa giriyorsunuz hep? Yok. Değil.
Ha tamam. Ben biraz daha geç. Kim deli yatıyor? Bence Gökhan. Nereden anlıyoruz bunu? Ben ilk evlendiğimiz zaman şey diyordum Gökhan. Gökhan bu yatağı değiştirelim. Ben çok rahatsızım. Ağrılar içinde uyanıyorum falan diyordum. Sonra ben bir gün uyuyamadım Gökhan'ın yanında. Yeni evlenmiştik o zaman işte. Meğer ayağıyla vuruyormuş, eliyle vuruyormuş. Ben ağrıyla uyanıyorum. Kimi? Ya. Bana. Sana. O kadar deli yatıyor. Ama inanmıyor. Gökhan buna inanmıyor. Kız acılar içinde uyanıyormuş, ağrılar içinde. Bana diyor ki bir gün yanında uyuyamadım, meğer beni dövüyormuş diyor. Sen uyuyamadın o gece, aslında geceler boyu dayak yedin mi fark ettin? Evet, aynen. Doğru mu hocam bunlar? Bana kalırsa o kötü uyuyor. Ben her odaya girdiğimde benim tarafımda mesela. Ha, eşiyle... taraf da vardır tabii böyle. Var. Hangi taraf senin? Sağ mı? Sağ. Ha. Evet. Bir girdin, sağda o var. Ne hissediyorsun tam olarak? İtiyorum abi. İtiyor musun? Minik minik mi? Uyandırmadan. Evet, evet. Kıyamıyorum. Ha, şey böyle. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş, yavaş. Evet. Hani böyle. O bir mesaidir çünkü bir. Tabii tabii. 20 dakika sürer o. Tabii tabii. Uyandırmamak için sessiz. Tabii. Sonra gece de vuruyorsun zaten. Kombo tamam. Siz ikiniz de veterinersiniz değil mi? Evet. Evet. Kaç yıldır? 6 yıldır. Tamam. Evde var mı şu an hayvan? Var. Ne var? Kedi. Kedi var. Bir tane. İki tane. Ha, ne adları? Maşa ve Mi. Maşa ve Mia. Mi. 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 Mi mi koydunuz kendilerine? Oğlum biraz o kadar isim var. Mia olmasın. Dürüt 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 dürüt. Utkan yemin ediyorum bütün işitesi fanları seni biliyor artık ha. İki dakika konuşun ünlü oldun lan. Amacına ulaştın ha. Aslan. Kedinin, kedilerin sorumluluğu kimde? İkimizde. Öyle mi? Bence daha çok bende. Doğru, doğru, doğru. Ne çabuk. Hemen kabul ettin şekerim. Nasıl yani, nasıl anlıyoruz bunu? Ya kakasını falan ben temizliyorum. Başka? Mamasını ben koyuyorum. Tamam. Ben suyunu koyuyorum arada. Ve başlarını okşuyorum böyle. Eşini kıskancı var mı? İkimiz de eşit kıskancız bence. Ama kıskançsınız. Yok. Kıskanç da değiliz çok fazla. Çok orantılı bence ya. Ya ilk başlarda çok daha fazlaydı tabii ama. Senin galiba fazlaydı. Benim evet. De evet. Fakat Asuman'ınki de çok kesin net kıskançlıkları var. Mesela bir olay olmuştu. Bir arkadaş vardı iş yerinde. Bu geçiştirebileceğim bir şey değil şu an yani. Ne oldu olay? Olay değil ya. Bir insan vardı orada. Ya, karşısında çocuk varmış gibi ne güzel manipüle ediyor. Ya olay bırak şimdi olay değil ya. Bir birey, bir insan. Allah'ın bir kulu. Bir dakika ya. Bir dakika. Ya şöyle söyledi. Seni birinden mi kıskandı? Beni birinden kıskandı. Bir sebebi var mıydı? Hiçbir sebebi yok. Instagram'dan silmiş eşimi. Beni silmemiş. O da buna... Uyuz oldu. Hani dedi, neden böyle bir şeye ne gerek var? Onu sileceksin. Oo. Yani kıskançlığı... Hanımefendi haklı diyenler o desin. Gökhan haklı diyenler o desin. Bu ne be? Şimdi Gökhan haklı diyenlere söz hakkı vermiyorum. Şu an çünkü belli ki... Hadi birkaç fikir alalım bu konuda. Şimdi... Ortak arkadaş mıydı peki bu kız? Yok. Seni niye eklemiş daha önce? Tanıştık. Ortak arkadaş değil ama Gökhan'ın arkadaşı. Tamam. Seni niye eklemiş en başta? Denk geldik işte. Bir geldi. Hadi birbirimize ekleyelim. Ha, ekledim. Sonra seni silmiş. Sonra da silmiş. Ne var bunda? Ay Gökhan da silsin o zaman. Soralım. Kim haklı abi? Yani ben hanımefendiyi haklı buldum. Çünkü yapılan şey çok saçma geldi bana. Yani beyefendiden hoşlanmışsa ve o yüzden sadece onu takip ediyorsa da hani çok saçma. Sonuçta böyle bir şey olmayacak, yürümeyecek. Hanımefendiden... Ne diyorsun ya şu an? Bunlar nasıl yorumlar oğlum? Mükemmel'e mi geldin sen? Hoşlanmışsa ne? Kim kimden hoşlanmış? Hiç öyle bir şey yok ortada. İhtimalle değerlendiriyorum. İkisi uyuyup uyandıysa o da bir ayıp zaten. İhtimalleri değerlendiriyorum yani. Değerlendir ama. Buyurun. Başka neden, ne olabilir? Neden böyle yapmış olabilir? Belki diye. Hanımefendinin dikkatini çekiyordur. Asuman'a aşıktır. Belli mi olur ihtimaller? O da olabilir çünkü ihtimal olabilir. Olabilir tabii abi ihtimaller. Belki onların üzerinde bana ulaşmaya çalışıyor. O da bir ihtimal. Dört bunlar hep ihtimaller Deniz'in.
O yüzden bu ihtimallerin hepsi de çok saçma geldi bana. Yapılmaması gereken bence. Bu ihtimaller sadece senin kafanda var ama olsun yine de. Saçma gelmiş olması da güzel. Evet. Adın ne abi? Buğra. Nefis bir enerjim var. Çok memnun oldum ben tanıştığımızda. Alkışlayalım Buğra'yı. Başka bir yorum daha alacağım. Hanımefendilerden birini alalım. Merhaba, ben Bensu Kaledik. Ya şu sırayı bana parayla mı verdiler? Bu neymiş? Cansu Kalecik 6A sınıfından bağlanıyorum. Okul numaram 8 tabii. Babam emlakçı, annem ev hanımı. Ay sadece soyadımı söylemeyi daha çok seviyorum. Bensu soyadın ne? Kalecik. Kalecik. Evet. Tamam buyurun. Bence hanımefendi ben haklı buluyorum. Çünkü çıkarması çok saçma. Sen de mesela böyle... beyefendi eşiniz mi? Yok hayır ben bekarım. Eşim değil. Sevgiliniz mi? Hayır. Tamam sakin uzaklaşma. Oo. Bir de tükür bana adamın. Bir şey demedik. Bu ihtimal mi? Hocam bak ihtimal diyordun ha. İhtimal mi aslında? Yok böyle ihtimaller söylemeyeceğim. Yani sadece hanımefendi haklı. Teşekkür ederim. Dur. Dur azıcık. Ha alkışlar önce. Kalk. Azıcık kalk. Şimdi bir kere bu kadar derin analiz yapma. Geliyor mu? Neden haklı? Yani ikisinde Instagram hesabında kalması lazım. Yani birisini çıkarması, birisini Instagram hesabında kalması çok absürt bence. Ben çok derin ihtimallere girmeyeceğim ama hanımefendi haklı. Yiyorum bak böyle. Çok tatlısın. Ver mikrofonu bir tanesini. Var mı son bir tane hanımefendilerden? Bak hemen orada var. Seni de yormayalım Gizem. Siz eşinizle mi geldiniz? Hayır. Allah kahretsin. Sevgilinle mi geldin? Evet. Çok şükür ya. Bir bulamadık. İlişkinesine bak çift bulamıyoruz. Aynı durum senin başına gelse. Onun bir arkadaşı seni Instagram'dan çıkartsa. Ona da der misin sen de sileceksin? Önce bir sorarım. Derim ki... öncelikle İnsan mı bu? Öncelikle bağları ne o kişiyle? Onu bilmem lazım. Hani böyle derinden bir arkadaşı falan mı? Yoksa öylesinde birinin bir şeyi mi yani? Onu böyle bilmem... Konuşamıyorum sinirimden yaşadım ya. Sen neye sinirlendin? Ya senin başına gelmemiş ki o. Sen neye sinirlendin şu an? Çok tatlı böyle. Önce bir onu öğrenmem lazım. Eğer bu kıymetli biri ise... Derim ki arana bir şey mi girdi de bana uyuz oldu? Ben mi bir şey yaptım? Önce bunu bilmem lazım. Sonra eğer kıymetsiz biri ise birincisi neden sende? Ben bilmiyorum. Ya da ben biliyorsam ben mi bir şey yaptım? Ya sen rahat olsana. Böyle bir olayım ben geçmişin sikeyim diye bir rahat ol ya. Bir de ya. Sen çünkü dedin yani bunu. Bunu demeden dedin. Ver bakayım adama bu zaten eceliyle ölür bu bir yıla. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Sağ ol. Eyvah valla. Sen bu akşam bunu tribünde yersin ha. Ben sana söyleyeyim. Yani bilmiyorum ama. Kıskanç mı acık? Evet biraz onda da var bende de var. Sende ama de çok, var. Çok uzatmıyorum böyle konularda. Daha çok sinirleniyor. Öyle mi? Ben... şu an diyorsun ki konuyu kapatalım. Evet ama yapmaması. Neden? İlişkisi de gelmiş. Kapatırsa konuyu akşam uğraşacağım ya. Yok hayır. Böyle bir durumda sen siler misin o kızı? Sil ya, dese. Silerim. Yani karşıdaki arkadaşımsa yani tamam. Silerim onu. Niye silmeyeyim ki? Arkadaşımsa niye silmeyeyim ki? Yani... Mesut Bey arkadaş edinmeye ne var? Hemen silerim ya. Koşan alkış ikisine de hadi. Hanımlar beyler bendeniz Mesut Süre. İlişki testi alkışlarla devam ediyor. Çok kazanıyor? Gökhan. Hocam diyelim sen fena da kazanmıyorsun. 10 bin lira alıyorsun. Hanım 10 bin euro alıyor. Bu sana kor mu? Zaten eşim emlak zengini neredeyse. Yani dolayısıyla ne demek o? Zengin olduğu için bu bana koymadı, koymuyor. Emlak zengini? Ben fazla kazanıyorum belki ama onun... Ne demek hayatım emlak zengini? Menkulü var. Hocam ben zenginle konuşmak istiyorum. Bir saniye. Öyle fakir fakir anlatıyorsun kendine. Dur acık. Emlak zengini, ne demek emlak zengini? Ya işte dairem var falan. Bu mu emlak zengini? Dükkan bir tanem var. Ne var? Dükkan var. Dükkan var. Sen mi aldın bunları? Yok, miras. Ha, miras kaldı sana. Tabii,
Kaç tane var böyle? Var Mesut Bey. Biraz var ya. Çok da tatlı ya. Ben olsam buraya tabela yaptırırım yani. Dükkanım var, evim var diye. Var yani. Var. Al elinizi satın alırım diye anlatıyor şu an. Kaç tane var? Öldüm ben. Ben çok severim. Ben çok küçük bir insanım. O yüzden böyle şeyler konuşmayı çok seviyorum. Tam da sayısını da hatırlamıyorum. Hayır. Öyle değil. O kadar. Trump yalnız siz de bayağı fakirmişsiniz ha yani. Ooo! Anladım. Bana göre yani benim mali gelirime göre çok daha yüksek. Ama sen daha çok kazanıyorsun şu an. Tabii. Evet. Ha, anladım ama yani şu an çocuk yok galiba. Yok. Olur da bir çocuk yaparsanız onlar da rahat edecek kadar var. Tabii. Var. Benim yok. Hocam dünyanın en güzel kadını Asuman mı? Yok değil. 10 üzerinden? 8. 8? Evet. Ne olsa 10 olurdu? Shakira. Shakira mı? İlk defa isim veren gördüm. Ne eksiği verdim? Shakira olsa, bambaşka biri olsa. O zaman 10. Shakira 10 mu? Shakira 10. Kim 10 başka? Shakira'da olup Asuman'da olmayan ne var? Soruya bak. Michael Jackson'da olup bende olmayan ne var? Bu ne ya? Yani 8 verdin ya, 2 puan nereden kırdın? Shakira değil diye işte yani. Hocam tamam. Yani kaşı kaş, gözü göz. Evet. Saçı saç. Evet. En beğendiğin fiziki özelliği hanımının? Ya komple beğeniyorum karımı. Yani bir tane vardır öne çıkan. Soruları geçiştirmiyoruz Gökhan'cığım. Poposunu beğeniyor. Geçiştirebiliriz Gökhan'cığım. Sen yine o kadar. İşte bu ya. Ne güzel. Şimdi bana popo demeden popoyu tasvir et. Böyle anladın mı? O kelimeyi kullanmadan böyle benzeterek. Çok egzajere ederim ama bu güzel. Egzajere. Ederim. Güzel olmaz. Ha şey sert mi olur? Popo çünkü ya. Olsun. Kaş göz olsa başka bir şey olur. Deneyelim bir şey olmaz. Abi hani bakarsın bir manava gidersin. Tüysüz. Manava mı? Tüysüz mü? Hocam. Daha diyemedim ama da. Devam devam. Manava gittik. Ne arıyoruz? Tüysüz şeftali mi? İş testi sınırlarda geziyor. Anladım. Güzel ifade ettin. Bu kadar mıydı? Ya evet evet bu kadar kalsa iyi olur. Lütfen kalmasın. Ne olacaksa olsun ya. Bir kere de sert yayın yapalım. Bir şey olmaz. Gittik manava. Bu kadar. Vallahi mi? Tabii. Tamam. Kuzucuğum dünyaya yakışıklı adım mı? Yok. Değil. 10 üzerinden? O 8 verdi, sen de 8 verme. 8.5-9 bence. Öyle mi? Ben zaten hani dış görünüşünü çok beğeniyorum. Yani benim beğendiğim erkek tipi Gökhan. O yani benim beğendiğim erkek tipi var. O Gökhan olmuş oldu. Yok öyle değil. Diyemedim de. Bir daha şimdi ifade et bakayım. Ben şimdi beğeniyorum. Hani bir erkek çizersin ya kafanda. Çiz bakalım. Kimleri beğeniyorum. Ne çizdin mesela? İşte esmer. Tamam. Ondan sonra kirpiklerini mesela çok beğendim. Aslında uzun boylu. Daha çok hayalimdeydi. Daha uzun boylu. Tamam. Hani kaç boyun baba? 1.70. Hayalin ne? İşte böyle boylu, iyice boylu. Küçük kalmak isterdim ben yani. Yanında? Tabii. Ha anladım. Şimdi öyle olmuyor. Tam denk. 1.68'im ben de. En beğendiğin fiziki özelliği? Poposu ya onun da. Hadi bakalım bir tasvir de senden. Git bakalım manava. İyi akşamlar. 10 dakika önce de kocam gelip şeftali almıştı galiba. Hadi bakalım. Ya böyle elma gibi böyle. Elma mı? Şeftali ile elmanın buluşması elma gibi mi? Evet. Ne demek? Kütür kütür. Yok. Oo. Hani böyle squat yapılmış bir popo vardır ya. Hı-hı. Öyle gibi yani. Ha kaslı. Çok güzel bir popo. Yok değil.
kaslı değil. E sen hayalinde mi kas görüyorsun popoda? Yok yok. Şekli çok güzel. Yuvarlacık böyle. Yuvarlacık. Ne güzel tabirmiş. Yuvarlacık. Anladım. Evet. Ne güzel. Kirpik dedim bir de. Kirpikleri çok güzel. Rimel sürülmüş gibi. Gözleri çok güzel. Başka bir adamdan mı bahsediyor? Ben yani... Hepimiz buradayız yani. Değil mi? Demek ki gönül gözü böyle bir şey yani. Gözü şöyle kirpi. Yoo burada adam şu an ya. Anladım. Ne güzel anlattınız ya ikiniz de. Şimdi sizin huylarınıza geçmeden önce biraz kayıt... Benim göz rengi çok güzel. Ben onu unuttum. Göz rengi? Evet. Ne renk kuzucuğum gözleri? Balımsı, sarı, bal. Böyle kehribar bir değişik. Gibi, açık kehribar. Öyle mi? Evet, evet. Güneşte falan değişiyor mu rengi? Yoo. Yo benim dairelerim var. Çok fazla dairem var. Kaç tane olduğunu sayamadığım kadar miras kaldı bana. Sokarım gözüne. Kayınvalideyle kayınpederler aranız nasıl? Çok iyi. Ben kayınvalideme çok benziyorum. Nasıl? O da azıcık hakikaten böyle. Hakikaten çok benziyor bu arada. Yani huylar olarak evet da evet. Tabii tabii. Sen anacığından bir tane mi buldun yani hayatını? Gibi. Ve bundan muzdarip olarak buldum. Nasıl yani? Anamla da böyle hep didişirdik. Asuş'la da hep didişiyoruz. Asuş diyorsun ona. Evet. Hemen sen ona. Gökhan, aşkım, bebeğim, kuşum, kuşa kocacığım. Kuş gibi kuş. Kayınpederler anlısın. Bayılırdım kayınpederime. Kaybettim. Başını sağ olsun. Evet. Ama o kadar güzel bir insandı ki anlatamam size. Anlatamam. Anlatamam. Hadi bakalım. Bir huyunu değiştir Asuş'un. Asuş çok inatçı. İnatçı. Çok. Ver örneği. Ya örnek vermeyeyim de %100 haklı olduğunu düşündüğüm bir konu vardır. Değil mi? Bir şekilde kabul ettiremiyorum ona bunları mesela. Yani... Doğru mu bu Asuman'cığım? Doğru. Biraz inat yönüm var. Bu konuda peki kendimi geliştireyim, değiştireyim. Tabii tabii. Ben ilişkiye başladığımızdan beri inanılmaz değiştim. Aa. O da öyle. O da çok değişti. Ne oldu da ne oldu? Daha sert bir insandım. Artık o kadar sert değilim. Aha. Daha dikkatliyim. Daha böyle biraz daha o bir şey söylediğinde sonradan haklı çıkıyor ya. Diyorum yine sonradan haklı çıkabilir hani. Biraz göz önünde bulunduruyorum onun söylediği şeyleri. Anladım. Güzel bir dönüşümden bahsettin. Tabii. Sen bir huyunu değiştir. Bazı şeyleri abartıyor hani. Çok abartılı tepkileri oluyor. Bazen. Bir hiç yeri yok yani. Mesela geçen gün arkadaşlarımızla oturuyoruz. Onun tatlısından bir çatal aldım. Şey gibi bir ses duyduk biz içeride. Bunu bana nasıl yaparsın? Baktı o benim de aptal kadın. 6 sene mi verdim sana? Hocam senin yiyeceğin bu kadar kıymetli mi? Çok. Benim yani o... Soruyorum sen de ister misin diye. Yok diyor. Sonra? Sonra benimkine dalıyor. Bir de o yedi... Peki bunu bana nasıl yaparsın cümlesini kurdun mu gerçekten? Ya gayet ne tatlısıydı o? Hatırlamıyorum. Cheesecake'ti herhalde. Cheesecake mi? Ya çok önemli değildi ama... Evet cheesecake de kendisi de şaşkındır yani. Bunu bana nasıl yaparsın? Benden bir çatal aldılar sadece ya. Bu kadar büyütmeseler keşke. Bir kere de çayı koymuş. Ben de... koyduğu çaydan hemen içmek istedim. Ama demi oturmamış ya tam daha. Karnı da aç. Evde şey diye bağırdı. Çayı kırdın, içme diye bağırdı mesela. Böyle küçük şeylerde... O kadar bağırmadım. Çayı kırdın ne demek abi? Çay sıvı bir şey, kırılabilir bir şey değil. Ya bilmiyorum, çayı demledikten sonra erken bardağa dökersen kırılırmış. Değil mi o zaman? Bizim orada. Böyle bir tabir mi var? Bilenlere o desin. Asiktir oradan. Nerede o? Kim lan o Teko? Kaldır. Göster. Biri şikayet etsin. Nerede Teko? Hah ver abi mikrofonu. Sen nerelisin? Mardinliyim. Mardin'de böyle bir tabir mi var? Yo aslında genelde var bu tabiri. Oğlum mesela... 250 kişiyiz. Genel da... sen misin? Biz miyiz azındık? Onunla ben öyle sanıyormuşum. Yo, çayı kırdın. Yakın coğrafyadanız. Hani ondan da olabilir. Şöyle mesela ofiste çay demliyoruz. 3 tane demliğimiz var. Hepsinin üstüne saat yazıyoruz işte. 20 dakika veya 30 dakika dolmadan kimse o çaydan doldurmuyor. Hani şu anda demledim. Yarım saat sonra... Doldururlarsa çayı kırmış mı oluyorlar? Kırıyorlar ve haşlama oluyor o çay. Artık demlenmiş olmuyor. Abi kırıyorlar. Sen ekledin şu an. Öyle bir fiil yok.
Yani biz hep çayı öyle demliyoruz. Yani ofiste de, çalışma hayatında da gördüm. Yani ofiste de herhalde bir 250 kişi vardır. Herkes oradan uyuyor. Bak bak bak! İstatistik firmasına bak. Orada da 250 var. Oraya gelirsen ben de orada seni ağzına sıçarım Mesut. Gel bakalım bizim ofise. Çay kırmak diye bir şey yoktur. Hadi bakalım. Sikertiyorlar mı? Sikertiyorlar mı? Geleceğim lan senin ofisine. Beklerim. Nerede ofis? Holding. Verebiliyor muyuz isim? Söyledim gerçi ama... Abi sen şu... Kavacık'ta. Ama Kavacık diyemiyoruz. Kavacık'ın reklamını yapmayalım durduk yere şimdi yani. Değeri arttı yani programımız. İzlenen bir program. Zaten yeterince değerli bir yer yani. Oğlum sen arkadaşlar bilir mi? Adın ne abi? Taceddin. Taceddin. Evet. Durduk yere adına güldük. Olsun hayırlısı. Bugün normalizde kimse yok. Utkan, Taceddin ne oluyor ya? Çok memnun oldum ben. Buraları yayınlayabilir miyiz? Sakıncası var mı? Yok, bir sakıncası yok. Tamam, teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Alçın yanı Taceddin'e. İşleri kimde daha çok? Şimdilik bende. İkimiz de çalışırken ortaktı. Sen şu an çalışmıyorsun. Ben şu an çalışmıyorum. Anladım. Bu veterinerlik olayı sen şu an yapıyorsun aktif olarak. Evet. Şey mi var, dükkan mı var? Yok, bir hastanede çalışıyorum. Anladım. Evet. Böyle kedi köpek dışında değişik hayvan geliyor mu? Hepsine geliyor, bakabiliyor musun? Ne geliyor? Yılan geliyor, aslan geliyor, ayı geliyor. Atıyor mu lan şu an bana? Nerede çalışıyorsun? Hangi hastane? Nereye aslan geliyor? İstanbul Hayvan Hastanesi. Aslan mı geliyor gerçekten? Aslan park var işte. Oradan aslan geliyor, yılan da geliyor. Hepsini alıyor musunuz eğitimini bunların siz? Şimdi temel eğitimde bunların hepsi yok. Yok. Bunlar mesleki eğitim. Yani hangi hayvana daha böyle hakim değilsin? Hakim değil. Değilsin. Mesela yılan geldi, ulan buna ne yapıyorduk falan diyor mu? Tabii yani egzotik hayvanlara herkes bakamaz. Onların uzmanlaşman gerekiyor. Tabii. Sen de var mı uzmanlık? Ben daha çok kedi köpek hastalıklarına karşı. Kedi köpek? Evet, iç hastalıkları. Geldi, aslana ne yaptın mesela? Aslan geldi. Ya birkaç kere geldi. Mesela bir tanesinde... Kendi mi geliyor mesela yürür adresini? Kendi. Yok abi, merhabalar. 9 gibi dediniz, azıcık erken geldim. Ne yapayım, çay mı içeyim ben? Hı-hı. Beklerim burada, yelelerimi şöyle koyuyorum, tamam. Sindirim problemi vardı. Aslanın? Çok genişti, evet. İnsan yemiş, bu da bugün yani. Yavruyum. Bir bey pazarı soda olsa da bir iç sekme. Yavruydu, yavruydu. Bir buçuk ay bizde kaldı. Ana! Evet. Duygusal bağ kurdunuz mu? Ya nöbetlerim oluyor, kucağımda yatırıyordum. Gerçekten? Evet, evet. Ana! Var mı böyle fotoğrafların? Var. Instagram'a falan koymuşsundur. Koymadım. Neden? Ha. Ulan ben aslanla uyusam sadece onu koyarım. Aslanla uyumuşum, gerek görmedim. Daha enteresan fotoğraflarım vardı Mesut'cum. Huy olarak bir hayvana benzet bakayım bu adamı. Koala olur. Neden? Çok sarılgan. Hep peşimde. Tembel mi? Biraz tembel. Öyle mi? Doğru. Üşengeç, tembel değil. Üşengeç. Ha, anladım. Yaptı mı yapıyor da tabii. Zor karar veriyor yapmaya. Tabii, aynen. Sen hocam, huy olarak bir hayvana benzet bakayım. Bunu düşündüm. Kurt mu desem? Kurt. Aslan mı desem? Kurt de kurt. Güçlü bir kadın, güçlü. Yani her konuda hayatta hiçbir şeyi altından... Yanlış başladım cümleye. Her şeyin altından kalkabileceğime inanıyorum. Tam tersini söyleyerek başladım. Şu kadın yüzünden hiçbir şeyin altından kalkamıyorum ya. Mesut Bey, kalkamıyorum. Anladım. Ne güzel anlattın, ne güzel ifade ettin bu arada yani. Var değil mi? Biraz aşk aşk olduk. Çok üzülenler var böyle. Aman be. Diyelim bir sebepten ayrıldınız. Kim ayrılmış olabilir? Gökhan. Neden? Yani şöyle olmuştur olay. Ben 100 kere ayrılacağım demişimdir. Hiç ayrılmamışımdır. Ama Gökhan yapmıştır onu yani. Biri ayrıldıysa kesin Gökhan. Ben ona cesaret edemem. Daha önceki o 3 aylık ayrılıkta sen mi ayrılmıştın ama? Tabii. Ha. Tabii mi? Evet. Arkadaşlar ben de bir problem var dedim. Tam tersini söyle, sonra diyor ki tabii. Tabii diyor. Ayrılamam diyorsun ya. Ama evet. Ayrılmışsın daha önce. Şimdi cesaret edemem. Şimdi. Tamam şimdi oldu. Yani. Önümüzdeki gelecekte yok. Çok tatlısınız ya. Sürekli tam tersini söyleyip beni ikna etmeye çalışıyorlar. Çok yoruldum ya. Babacığım sen mi ayrılmış olabilirsin gerçekten? Olabilir. Öyle mi? Evet. Valla. Allah korusun. Tabii canım. Daha çok güçlü bir ilişki görüyorum ben burada yani. Peki bastı gitti Asuman. Dedi ki tutku bitti. Evet. Ben kaçtım dedi. Kaç zamanda toparlarsın? Bunu düşünüyorum ben.
Ne yaparım diyor. Ne yaparsın? Birkaç yılım gider. Birkaç yıl? Gider gider. Vallahi mi ya? Vallahi gider. Toparlayamazsın. Evet. O eski çapkın hayatına döner misin? Ev boş, ev boş. Haramidir ev boş, metrobüs duran dura. Sen kuzum bastı gitti. Kaç zamanda toparlarsın? Ben şöyle düşünüyorum. Böyle eskisi gibi olmaz hiçbir şey bir daha bence. Benim için. Hiç mi toparlayamazsın? Toparlarım da. Ne kadar zamanda işte? İşte hiç eskisi gibi olmam bence bir daha. Keyfim kaçar yani. Allah sen bana bir zaman ver. 5-6 yıl en az bence. Yuh. Tabii ya. Deli misin oğlum? O kadar bir adam değil, saçmalama ya. Sen çok tatlısın, gözünü de büyütme bu kadar ya. 6 sene ne yapalım? Zaten 60 sene yaşıyorsun, saçmalama ya. Düşünsene şimdi ayrılsan 2028'e kadar böyle duruyor. 27. Çok dedin ya. Öyle mi? Tabii canım. 1-2 sene diyor. Sen de toparla 1-2 sene de ya. Birkaç sene dedim de. 1-2 dedin oğlum işte. Abi birkaç. Oğlum kaydı kuydu var ama 1-2 dedi. 1-2 mi dedi, birkaç mı dedi? Ben sana dedim birkaç dedin az önce. Burayı koyacağım işte. Bitti gitti, ne var? Öteki tarafı keseceğiz. Haksız olarak çıkacak. Bitti. Oraya da başına da utkan utkan utkan. 16 dakika bu bölüm. Peki Gökhan sence, canım Asuman, senden daha iyisini bulabilir miydi bu hayatta? Bulurdu. Ben de bok bulurdu. Bok bulurdu hayatını. Bulur muydu gerçekten sence? Bulurdu. Neden? Bence. Yani benden daha iyi biri var, güzel biri var. Daha işte bir sürü dahası var yani. O gitti gider. Ama benimki gibi, benimki gibi bir şey bulamayabilirdi. Ne ama seninki gibi bir şey? İnşallah popo değildir ha. Benim gibi bir elma. Ya biz çok çok geliştik onunla yani. Böyle bir ilişki bulamazdı. Evet. Bunu bulamaz. Anladım. Böyle eğlenceli şey bulamazdı yani. Gökhan'cığım sence Asuman senden iyisini bulabilir miydi? Bulur. Rahat olur. Nereden bu kanaate varıyoruz? Ben de bazen çok çekilmez olabiliyorum. Dur seyirciye soralım. Asuman Gökhan'dan daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. Gökhan Asuman'dan daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. Senin bir 4 tane fanın oluşmuş. Borazan sesi 4 tane adam. Oo! Bir tane böyle yabancı ünlü söyle bakayım. Tom Hardy. Şuradan geldi. Tom Hardy getirdik. Trump da davetli. Geldi. Tut da elinden hadi gidelim dedi. Bir hafta gider misin? Bir hafta Tom Hardy ile giderim. Ama böyle kenardan köşeden çıkarım. Yani çok böyle göz önünde göstermem Gökhan'a yani. Bir de onu yapaydın Allah cezası. Tom Hardy'yi alırım bize götürürüm. Gökhan'a derim ki sen bu akşam salonda yat. Tabii. Al Mia ile Maşa'yı da al. Pardon Mi miydi? Mi. Ha, tamam. Anladım. Bir hafta gidersin ama onu üzmemek için de ona göstermezsin. Tabii. Gidilir be. Gidilir yani. Tomar de. Değil mi ya? Hocam, var mı yabancı ünlü kadın? Şakir. Şakira! Ha bu adam popo düşkünü. Şuradan geldi. Neydi lan Şakira'nın çok bilindik şarkısı vardı? Vaka vaka. Vaka vaka diye geldi şuradan. Şarkıyı da bilmiyor. Vaka 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 geldi. Şey var. Hips don't lie var. Mırıldan bakayım. Hips don't like. Gene geliyor. Dürüt 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 dürüt. Dürüt dürüt dürüt. Abi telife takılmayın diye ağzımla yapıyorum. Hips don't like. Popo yalan söylemez demek. Bir daha de bakayım İngilizcesini. Hips don't lie. Don't lie. Evet. Hips. Hips. Kalça yani. Neydi lan göt şeydi? S ya S. Hips ne? Kalça aslında. Ha S göt. Evet. Öyle programın kalitesine bak. Göt olan es miydi? Geldi buradan Şakira. Evet. Baka 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 baka. Dans ede ede. Kıvıra kıvıra çıkar mısınız beraber? Böyle böyle çıkar mısınız? Ağzına soka soka popolarınızı çıkar mısınız?
Hakikaten gider misin bir hafta? Ya gidebiliriz ya. Oğlum bu nasıl cevap, gidebiliriz? Vakit geçirmek için de gidilir yani. Vakit geçirmek için de gidilir. Tabii. Şekine bir hafta. Gidilir ya. Teknesi vardır onun, gezeriz falan. Sonra döndüğünde aynı şeyi bulur mu aynı Asuman'ı? Ya Shakira şimdi bulur yani. Ona da bir şey demem. Değil mi? Tabii. Peki döndüğünde Tom Hardy ile bir haftadan döndüğünde aynı Gökhan'ı bulur mu? Gülüşe bak. Bok bulur, bok. Bulur mu abi? Çok güzel ya. Bulur mu bulmaz mı? Ya gidemez abi. Gidemez miyim? Yani bağlayan yok tabii de. Oo, kavga cümlesi. Bulamayabilir, bilmiyorum ya. Öyle mi? Bilmiyorum. Evi mi terk edersin? Bir tane kediyi mi alırsın yanına? Hangisini alırsın? Miyi alır. Miyi mi alırsın? Miyi alır. Basıp gidersin. Döndüğünde kapı duvar. Anladım. Eşitlikçi bir yaklaşım. Hadi puanlayalım. Çok güzel bölüm oldu ha. Çağdaşlık. On üzerinden. 8 ve üzeri diyenler o desin. Oo. Tabii lan. Bir şey yok mu ya anca işte. Bir hafta Tom Hardy ile dönüşte kayboluyor filan. Sadakat. Başka birinin adı geçti mi? Yok. Hiç çocuk, geçmedi. Kız, şu kim bu kim? Oğlum geçmiş ya Instagram bilmem ne silmiş etmiş. O bambaşka bir şey arkadaşı oldu. Tabii tabii. Anladım. Öyle bir olay değil o ya zaten. Yok. Gıcıklandığı biri. Anladım. Sadakat. 10 diyenler o desin. Neyi beğenmedin sadakatte? 10 diyenler o desin. Aynı. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. Her iki tarafında bu kadar iyi anlattığı nadir bölümümüzden biri. Ben kendi adıma 10 veriyorum. Vallahi çok çok sevdim ikinizi de. 9 ve üzeri diyenler o desin. Ha, bölüm sevilmiş. Kıymet biliyorsunuz. Her bölüm sonunda olduğu gibi öpüşün barışın. Alkışlarla! Hocam sen bir baban piyanist şantörü. Sen de galiba onunla beraber yapmışsın piyanist şantörlük. Yaptım canım. Ha, küçük bir anons yapar mısın bize bölümün sonunda? Sen o anonsları yaptın mı hiç mekanlarda? Evet. Hadi be, bir dener misin bize? Yani sahnede yaptım. Burası da sahne ama işte tamam aynı. İnsanlar burada. Diyelim biz müşteriler burada. Evet. 2000'i kitleyeceğiz hepsini tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Sizlerle olan birlikteliğimiz noktalanıyor. ertesi hafta görüşmek üzere. Oğlum ne diyorsun? Hocam 10 sene oldu. Bu nasıl piyanist şantör? Benim gibi program sunuyor şu an. Ulan acaba piyanist şantör mü 170 bölümdür? 10 sene oldu ben yapmayalım. Öyle mi? Tabii. Ya şey değil mi o hani Mehmet Beyler de gelmiş. Hoş geldiniz Mehmet Mesleği Beyler. Mesleği değişti. Neren. O babamdı. Ben gitarı çalıp söylüyordum. Ha, sen yapmadın hiç o anonslardan. Hayır. Anladım. Ben gitar çalıp söylüyordum. Ama görmüşsündür babandan. Gördüm tabii. Ama aklında kalmamış galiba. Ben 10 senedir veterinerlikle uğraşıyorum. Bu çocuk bana tükürür abi 5 dakika. Bunun bir alanı var, konfor alanı. Onun dışında soru sorduğu da sinirleniyor bana. 10 senedir diyorum, onu okudun, anla artık. Kedi diyorum, köpek diyorum. Aslanla uyuyorum lan ben. Benim götüm güzel. İlk defa bir ilişkisi kavgayla bitti. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. Cambly'de yılın en büyük indirimi var. Tam %60 indirim var. Hem de ilk ders ücretsiz. Cambly Kids. Kids nedir? Çocuklar. 4 ila 15 yaş arası İngilizce seviyesi her ne olursa olsun ana dili İngilizce olan öğretmenlerden eğitim alma imkanı. Cambly Kids. Değerlendirin çocuğunuza, yeğeninize şimdiden yatırım yapın. Nefis bölüm geride kalıyor. Bu vakte kadar en az 5 kez. Sesli kahkaha atıp hala Instagram'da bendeniz Mesut Süre'yi takip etmediysen edin aracık. Naif Bey daha severim. Bulamadım ya. Tatlı mı? Ver bakayım yapsın Naif Bey duayı. Allah'a sen o kadar kolaysa al ver.
Naif Bey'i bu sefer seyirciye bıraktık. Seyirciye bıraktık Naif Bey'i. Sonra bitireceğiz. Abi seyirciye bırakmadın. Sen misin şunu ya? Bir de şunu heyel laf sokayım. Al al kola sevim al. Al yap bakalım. Böyle bitsin. Böyle biter. Bay bay. Görüşürüz. Çok güzel oldu. Hadi almışlar.